Merhaba. Teleskophaneye hoş geldiniz. Daha önce teleskopların genel yapısından bahsetmiştik. Sıra aynanın yapımına geldi. Bu videomuzda aynanın yapımını anlatacağız. Bu elimdeki cam 19 milimetre kalınlığında, Türkiye'de genellikle bulunabilen en kalın cam bu. 15 santim çapında bir cam. Bundan ayna yapacağız. 15 santimlik bir teleskop aynası yapacağız. Nasıl yapıldığına gelelim. Şimdi teleskop aynalarında kullanılan ayna çukur bir ayna. Dolayısıyla biz bunun ortasını aşındıracağız. Bunun ortasını aşındırmanın yolu da bu elimizde gördüğünüz 80 grit denen aşağı yukarı en kaba, daha kabalar da var ama biz onları kullanmıyoruz iz yapmasın diye. 80 grit aşındırıcıyı bu karşıdaki alet dediğimiz şeyin üzerine dökeceğiz. Bunun da kısaca bahsedeyim. Bu aşındıracağımız cam. Bu da onun karşılığı, aleti. Bu granitten yapılmış. Aynı boyutta kesilmiş. Üzerinde dilimler açılmış bir tane parça. Bunu evde yapmak pek mümkün değil. Bunu ben eğer isteyen olursa kit olarak hazırladığım zaman onlara gönderiyorum. Bu aynı sertlikte aşağı yukarı. Bunu böyle yerleştiriyoruz bir platformun üzerine, kartonun üzerine yerleştiriyoruz. Burada mantık şu. Bu aynanın ortasını bunun kenarlarına sürteceğiz. Yani nereye aşındırmak istiyorsak o kısımları sürteceğiz. Şöyle yaklaşık yarım çay kaşığı kadar bir döktükten sonra bunu sulandırıyoruz. Böyle. Daha önce de söylemiştim. Şimdi bunun ortasını bunun kenarlarına sürteceğiz. Bir iki uyarıda bulunayım. Birincisi, eğer bunu evde yapacaksanız biraz fazla rahatsız edici ses çıkaracaktır. Çünkü kaba aşındırma olduğu için komşularınız veya evdekiler rahatsız olabilir. Bunu bilmemiz lazım. İkincisi, kesinlikle bunu ıslatarak çalışmamız gerekiyor. Çünkü buradan kopan cam parçaları ciğere kaçmaması lazım. O yönden sakıncası var. Devamlı ıslatarak kullanmak gerekiyor. Evet, gelelim aynanın şimdi aşındırmasına. Demin söylediğim gibi aynanın ortasını aletin kenarlarına sürterek uygulamaya başlayalım. Şu anda yüzey düz. Sıfır. Bu kısmı aşındırıyoruz. Dikkat ederseniz burayı sürtüyorum. Burada bir başka konu da bunu her bir hareketi yaptıktan sonra bir miktar çevirmemiz lazım ki aletin her tarafı aşınsın. Yoksa sadece bir kısım aşınır. O yüzden her bir hareketten sonra yaklaşık 30 derece, 40 derece veya 20 derece fark etmiyor. Yani 8-10 tur döndürmemiz lazım. Yine döndürüyoruz. Şimdi birazcık bu başladı zaten. Belki oradan belli oluyor. Matlaşmaya başladı. Bu o kısmı aşınıyor. Belli bir süre sonra bu gürültü sesleri azalacaktır. Ses azaldığında bu demektir ki aradaki kum ezilmiş. Ezildiği zaman da çamurlaşır ve aşındırma olayı olmaz. Bu durumda tekrar ses kesildiğinde yine biz kumumuzdan tekrar döküyoruz böyle az miktarda. Yine sulandırıyoruz. Çok fazla olmamak kaydıyla. Çünkü çok olursa akar, kenarı sağ solu kirletir. Yine aynı şekilde kaba aşındırmaya devam ediyoruz.
dikkat ettiyseniz ben bazen iki elimi koymak durumda kaldım. Kuvvet uygulamazsanız bunun üzerine pek aşınma olmaz. Mümkün olduğu kadar iki elimizi de kullanarak veya tek elimizi kullanarak kuvvet uygulayalım ki daha hızlı aşınsın. Seslerin azaldığını görüyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Yine en başa dönüp tekrar aşındırmak için kum ekliyoruz. 80 griti. Bazı durumlarda bu çamurlaşabilir. Suyu az kullanırsanız çamurlaştığı zaman da yürümez. O zaman su ekleriz. Bir tur daha çalıştığımız zaman o çamurlaşan kısımlar suyla beraber gider. Şimdi bizim bu aynamızın derinliği yaklaşık 1.20 milim kadar olacak. Bu da F8'e yakın. Biz ona o hedefe ulaşınca kadar buna devam edeceğiz yontmaya. Eğer ara vermeden ciddi olarak bastırarak çalışırsak 1 saatte istediğimiz hedefe yaklaşırız, yakalarız. Yaklaşık 1 saat kadar çalıştık. Şimdi bunu yıkayıp derinliğini ölçeceğiz. Duruma göre karar vereceğiz. Eğer hedefimize yaklaşmışsak ince aşındırmaya geçeceğiz.